Efendim selamünaleyküm. 10. sözün 11. hakikatine geldik. 11. hakikatine. Daha önce bu 10 hakikat okuduk ve suretlerden de 11 sureti okuduk. 11. sureti de okuduk en son ve bugün 11. suretin hakikati bakalım nereye tekabül ediyor onu birlikte okuyalım inşallah. 11. hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı insaniyettir. İsmi Hakk'ın cilvesidir. Saygıdeğer izleyiciler, bu bizim babımız. Bizim babımız. Biz insanız. İnsan sıfatıyla biz yaşıyoruz. İnsan olmak çok büyük bir değerdir, çok büyük bir kıymettir, çok büyük bir lütuftur. Biz bilerek insan olmadık. Biz insan olmayı dileyerek gelmedik dünyaya ama bizi bilen Rabbimiz bizi insan kıldı. Yani biz insan olmak için böyle mertebeler kat etmedik, merdivenlerden çıkmadık. En aşağı mertebeden en yüksek mertebelere kadar böyle bir yol kat etmedik. Bir derece kat etmedik ama bizim Cenab-ı Allah, Rabbimiz, Halıkımız bizi durduk yere insan yaptı. Ya tabiri caizse biz bunun için bir gayret vermedik. Bir mesafe, bir say göstermedik, çalışma göstermedik ama hangi sıfatımızda niçin biz böyle güzel şekilde insan sıfatıyla yaşıyoruz? Ben izah edemiyorum. Çünkü doğrudan Allah'ın rahmeti var üzerimizde. Allah'ın nimeti var, lütfu var, bereketi var. Biz insan olduk. Taş olmadık bakınız. Taş da olabilirdik. Toprak da olabilirdik. Toprak, bir bahçe toprak bütün bitkilere menşelik yapıyor. Bütün bitkileri annelik yapıyor, besliyor. Allah'ın meyvelerini, Allah'ın lütuflarını, Allah'ın nimetlerini besliyor. Toprak böyle yaratılmış. Hava olmadık, su olmadık, ateş olmadık. Efendim taş olmadık, dağ olmadık. Ağaç olmadık, hayvan olmadık ve biz insan olduk. İnsan olarak yaratıldık biz. Ha, evveliyatımız bedenimize gelen mineraller nerelerden geldi bilemiyoruz tabii ki biz onlar. Ayrıca Allah'ın lütfu olan şeylerdir onlar. Pardon. Allah'ın lütfu olan bereketler onlar da öncesinde mutlaka vardır. Fakat biz ruh insan ruhu olarak yaratıldı ve Elestü bi rabbikum sualine biz muhatap olduk. Evet Rabbim biz senin kulunuz, sen bizim Rabbimizsin hitabına biz Rabbimizsin diye cevap verdik. Ve biz insandık o zaman, insan olarak yaratılmayı Cenab-ı Allah dilemişti ve bu dilediği çerçevesinde gün geldi, Allah bizi insan olarak yarattı. İnsanlık sıfatı, biz bunun için bir gayret sarf etmedik demiştim ama Allah'ın lütfu olarak bizi insan olarak yaratmıştı. Bunun çok büyük bir değeri var, çok büyük bir karşılığı var, çok büyük bir bedeli var elbette ve biz bu bedeli de ödemedik. Biz bunun fiyatını ödemedik. İnsan olmak için biz çok büyük bir değer olmasına rağmen bu değeri biz ödemedik. Bunun çok büyük değeri herhalde iman etmektir. Allah'ı bilmektir, Allah'ı anmaktır, Allah'ı zikretmektir. Benim Rabbimsin demektir. Çünkü madem ki biz kendimizi bildik bileli insanız ve madem ki biz insan olmakta kendi gayretimiz, gücümüz yok. Kendi fiilimiz yok, kendi amelimiz yok. Bizi insan kılan bir amel yok. O zaman biz insan olmakta sadece Allah'a şükür borçluyuz. Allah'a teşekkür borçluyuz. Allah'a hamd borçluyuz. Dolayısıyla bunu bilmemiz gerekiyor. Allah'a iman borçluyuz. Bunu bilmemiz gerekiyor. İnsanlık babı fevkalade bir baptır. Hak isminin cilvesi fevkalade bir cilvedir. Çünkü bizi insan yapan Hak ismi, bizi hakkı hak bilen, batılı batıl bilen bir ruh veren, bir akıl veren, bir vicdan veren, bir kalp veren, bir duygular boyutuyla bizi zengin kılan, bizi bütün kainatın ötesinde ve üstünde yaratan ve bizim duygularımızı zengin yaratan Hak ismini bilen, Rahman ismini bilen, Rahim ismini bilen, Cevat ismini bilen, Mevcut ismini bilen, Halik ismini bilen ve diğer bütün esmayı kavrayabilen bir potansiyelle, bir ruh bütünlüğüyle, bir hafızayla, bir zekayla, bir muhakemeyle bizi yaratan Rabbimiz bizi insan kılmıştır. Dolayısıyla bunun çok büyük bir bedeli olacaktır, değeri olacaktır elbette. Biz bu bedelin farkında mıyız? Bunu da soralım kendimize. İşte bu bab insanlık babıdır. Hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak ve mabudu bilhak, hak olarak mabud olan, ibadet edilmeyi hak eden Cenab-ı Allah, insanı şu kainat içinde
mutlakasına ve umum alemlere, rububiyeti âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabat-ı sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatap ve mazhariyeti esmasına en cami bir ayna ve onu ismi azamın tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde. Evet, fevkalade ağır bir cümle, dolu bir cümle, her kelimesi dolu dolu bize hakikatleri anlatan, hakikatleri bize zihnimize nakşeden bir cümle. Biraz baştan alalım. Şimdi insanı Cenab-ı Allah şu kainat içinde mutlak rububiyetine, mutlak rububiyetine, hiç kimseyle paylaşmadığı, mutlaka kendi elinde bulundurduğu rububiyetine ve umum alemlere, rububiyet-i âmmesine, ya yani hem insanı terbiye ediyor hem bütün alemleri terbiye eden Cenab-ı Allah'ın Rab sıfatına karşı en ehemmiyetli bir abd. Biz Allah'ın abdiyiz, kuluyuz. Allah'ın abdiyiz, biz Abdullah'ız. Allah'ın kulu biziz. Dolayısıyla bir insanın umumi rububiyetine, bütün kainatı halkeden ve kainata zerreden kürelere kadar ne varsa tamamını terbiye eden, tamamına hangi emri vermişse o emirler çerçevesinde iş yapmasını, çalışmasını, hayatiyetini sürdürmesini sağlayan bir terbiye ile her bir zerresini, her bir küresini, her bir yarattığı canlıyı ya da cansızı terbiye eden Rabbimizin abdiyiz biz. Bizi de terbiye etmiş ve bizi terbiye edilecek vasıflarla, duygularla, karakterlerle, muhayyile ile, muhakeme ile yaratmış Rabbimiz. Biz onun kuluyuz. Böyle bir abd olarak bizi kul olarak yaratmış ve hitabat-ı sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatap. Hitabat-ı sübhaniye, Allah'ın yüksek hitaplarına, Kur'an'ı açtığınız zaman ya eyyühen nas diye hitap ediyor Cenab-ı Allah. Ey insan diyor. Ey insan. Ey insanlar diye bize hitap ediyor. Bu yüksek hitaplarına en mütefekkir, en düşünceli bir muhatap olarak insanı yaratmış ve mazhariyeti esmasına, isimlerinin mazhariyetine en cami bir ayna. İsimlerinin mazhariyetine en cami, en kapsamlı, en geniş bir ayna. Kim? İnsan. İnsanı en geniş bir ayna olarak yaratmış ve onu ismi azamın tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar. Hem ismi azamın tecellisine, büyük ismin, en büyük ismin tecellisine, hem de her isimde bulunan azamlık, en büyüklük mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde, bir ahsen-i takvimde en güzel bir mucize-i kudret ve hazain rahmetinin müştemilatını tartmak. Yeni bir konu burası. Onu insanı bir ahsen-i takvimde en güzel şekilde takvim takvim insanı en güzel biçimde yaratmış. Kainata baktığımızda, bütün yaratıklara baktığımızda insan kadar güzel yaratılan başka bir varlık yok saygıdeğer izleyiciler. İnsan güzel yaratılmış ruhuyla, aklıyla, düşüncesiyle, vicdanıyla, merhametiyle, bedeniyle, cismiyle, ruhuyla insan dört dörtlük yaratılmış. Ve bu kadar güzel yaratılmış olan insan Allah'ı bildiği zaman fevkalade çok daha büyük güzelliklere inşallah ulaşacaktır. Böyle bir en güzel bir şekilde yaratılmış bir mucize-i kudret, bir kudret mucizesidir insan. Bir kudret mucizesidir. Rabbim insanı bir mucize olarak yaratmış. İnsan kendi kainata bir mucizedir. Allah'ın mucizesidir. Hiç kimse Allah'tan başka insanı halk etmeye muktedir değildir. İnsanı yaratmaya muktedir değildir. Gerçi hiç kimse hiçbir şey yaratmaya muktedir değildir. Sadece insan değil. Hayvanı da yaratamaz, ağaçları da yaratamaz, bir taşı da yaratamaz, bir hava zerresini de yaratamaz, bir su damlasını da hiç kimse yaratamaz. Hiç kimse hiçbir şey yaratamaz Allah'tan başka. Bir toprak zerresini de yaratamaz hiç kimse. İnsan da yaratamaz. Ama insan yaratılmışların en zirvesinde, yaratılmışların en üstünde olduğu için insanı zaten hiç kimse yanına yaklaşamaz yaratma bakımından. Dolayısıyla insan böyle bir kudret mucizesi olarak yaratılmış ve rahmet hazinelerinin müştemilatını tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve aletlere malik bir müdakkik.
Rahmet hazinesinin müştemilatı nedir? Hazain rahmetinin müştemilatı. Bunu tartıyor insan, tanıyor insan. Yani Allah'ın ya rahmet hazinesinin müştemilatını, ya rahmet hazinesine ne koymuşsa Cenab-ı Allah. Bugünlerde yani yaz ve bahar ve yaz mevsimlerinde bağlarımız, bahçelerimiz ne ile dolu? Ağaçlarımızın dalları, çiçekleri ne ile dolu? Yapraklar, yapraklar arasında meyveler ve her birisi tatlı ve lezzetli ve benzersiz lezzetlerle donatılmış meyveler, lezzetler yok mu? İşte o lezzetler rahmet hazinesinin müştemilatıdır. Elma, erik, armut, üzüm, portakal, işte bugünlerde karpuz, kiraz, vişne vesaire sayabildiğiniz kadar sayın. Her birisinin lezzeti farklı, rengi farklı, kokusu farklı, görüntüsü farklı, albenisi farklı. Her şeyi farklı, her şeyi farklı ve her birisi müstakil yaratılmış, özel yaratılmış. Her bir çilek bir diğer çilek gibi değil. Farklı yaratılmış. Tamam, çilekler birbirine benziyor ama her çilek farklı, her çilek özel. Her elma farklı, her elma özel. Her karpuz farklı, her karpuz özel yaratılmış. Her kiraz farklı, her kiraz özel yaratılmış. Her üzüm farklı, her üzüm farklı yaratılmış. Her üzüm tanesi birinin diğerinden farklı yaratılmış. Dolayısıyla bunların her birisi rahmet hazinelerinin müştemilatıdır. Rahmet hazineleri bunları bize takdim ediyor. Bunları biz tartmak ve tanımak için en ziyade mizan ve aletlere malik bir müdakkik, dikkatle inceleyen, dikkatle tetkik eden, dikkatle bunları tefekkür eden, bunların güzel yaratılışını keşfeden, bunları anlayan, bunları inceleyen, üzümde neler yaratmış, armutta neler yaratmış, elmada neler yaratmış, hangi mineralleri yaratmış, kalsiyumu nereye koymuş, potasyumu nereye koymuş, magnezyumu nereye koymuş, hangi mineralleri, demiri nereye koymuş ve bunları nasıl güzel yaratmış ve bunlar nasıl insan vücudunda hiç de zarar vermeden, hiç de hasar yapmadan, hiç de yara açmadan insanı nasıl besliyor, insana nasıl hayat kaynağı oluyor, insan nasıl hayata hazırlıyor, insan bunları keşfedebiliyor. İnsan bunları ilimlerle okuyor. Gıda ilimleriyle, efendim rızık ilimleriyle, biyolojiyle, kimyasıyla, insan ya ilimlerle bütün bunları keşfediyor. İnsan müdakkiktir. Dakik bir şekilde insan bunları keşfediyor. Nasıl güzel yaratıldığını insan anlıyor. İşte insanın önüne böyle bir hem güzel bir rızıklar dünyası yaratmış hem de bu rızıkları keşfedecek bir akıl, bir ilim dünyasıyla insan bunları tetkik ediyor, inceliyor. Ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç. İşin bu kısmı da var. Ne diyeceksiniz? Sonsuz nimetlerine en ziyade muhtaç kimdir? İnsandır. İnsandır. Ve fenadan en ziyade müteellim. Bunları tek tek inceleyelim. Şimdi sonsuz nimetlerine en ziyade muhtaç. Muhtaç diyor. Bakınız, hava bir nimettir. Havasız bir saniye yaşayamıyoruz. Ciğerlerimiz şu temiz havayı çektiği zaman hayat buluyor. Ruhum, kalbimiz, midemiz şu tertemiz suyu içtiği zaman hayat buluyor. Toprak, taş, hava, dünya, bütün bunlar bizim için nimetler olmakla beraber ekstra her mevsimde Rabbimizin yarattığı az önce saymakla bitiremediğimiz nimetler, envai çeşit nimetler var. Ekmekten, nohuttan, üzümden, efendim diğer tahıllardan, diğer bütün nimetlere kadar. Biz bunların hiçbirisini yaratamadığımız gibi hepsine muhtacız. Hepsine muhtacız. Bunlar olmadığı zaman yaşayamayız. Yaşayamayız. Elma olmazsa, üzüm olmazsa, erik olmazsa yaşayamayız. Çünkü bütün bunlar bizim meyvelerimiz, bizi hem hastalıklara karşı koruyor, hem bizi güçlü kılıyor, hem bize gıda veriyor, hem bize hayat veriyor, hem bize can veriyor, kan veriyor. Biz bunlarsız yaşayamayız. Aç kalamayız, susuz kalamayız. Aç susuz, evet, oruç tuttuğumuz günleri hatırlayın. 15 saat, 16 saat dayanma imkanımız neredeyse bitiyor. Sabrımız tükeniyor adeta. Evet, insan dayanıklıdır. İnsan 30 gün, 40 gün, 80 güne kadar aç da kalabilir, susuz da ölmeden yaşayabilir. Ama sekerat halinde yaşama diyorsanız yaşayabilir. Fakat insan bütün nimetlere muhtaçtır. En ziyade muhtaçtır ve fenadan en ziyade müteellimdir insan. Fenadan, fena nedir? Dünya kardeşim sınırlı değil mi? Dünya 3 sene, 5 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene, 100 sene en fazla bir sınırı var. 100 seneden fazla kim yaşamış, kim yaşıyor? 100 sene.
İnsan yaratıyorsun, insan gibi bir varlık dünyada 70 sene yaşıyor, 80 sene yaşıyor, 100 sene yaşıyor. Dahası yok, ölüm geliyor, canını alıyor. Neden? Çünkü ahirete gideceksin. Çünkü ebedi hayata gideceksin. Çünkü dünya kısa, dünya fani, dünya geçici, seni ebedi hayata alacak, sonsuz hayata alacak. Sen sonsuz hayatı hak eden bir insansın. Sen sonsuz hayatı yaşamayı hak eden bir varlıksın, öyle yaratılmışsın. Dünyada geçici bir hayatla sen iktifa edemezsin. Sonsuz bir hayata adım atacaksın. Sonsuz bir hayata gidiyorsun. Onun için fenadan en ziyade müteallim kimdir? İnsandır. Hayvanlar fenayı bilmezler. Hayvanlar geçiciliği bilmezler. Hayvanlar hayatın farkındadırlar ama ölümü bilmezler. Ölüm geldiği anda alır gider. Ve hiçbir hayvan ölmekten dolayı üzülmez aslında. Çünkü ölümü bilmiyor. Bir anda yaşarken bir anda ruhunu canını alıyorsun. Bitti. Hayvan bitti. Ama insan ölümü biliyor. Hayatı biliyor. Yaşamayı biliyor. Varlıkları biliyor. Dünyayı biliyor. Alemi biliyor. İnsanı ölmek noktasında ikna edemezsin. Ölmek istemiyor. Çünkü fenadan en ziyade insan elem duyuyor, acı duyuyor. Ve bekaya en ziyade müştak. İnsan bekaya en ziyade müştak. Yani aşık. Yani istekli. Şiddetli bir istek var. Kime? Bekaya karşı. Beka nedir? Sonsuz bir hayattır. Şurada doğum vardır ve sonu yoktur bu hayatın. Buna beka diyoruz. Sonsuz bir hayat. Ama nerede? Cennette bir bekadır. Cennette beka, bir baki bir hayatı insan istiyor ve insan buna müştaktır, insan buna aşıktır. Ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar. Canlılar içinde insan en naziktir, en nazdardır ve en fakir ve en muhtaç ve hayat-ı dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht ve istidatçe en ulvi ve en yüksek surette, mahiyette yaratsın da. Evet. Cümle devam ediyor. Cümlemizi ara ara açarak devam edelim. Çünkü uzunca bir cümle anlamamız kolay olmaz. Hayvanat ince canlılar içerisinde insan en naziktir. En naziktir. İnsan böcekten de naziktir. Kuştan da naziktir. Hayvanlardan da naziktir. Öküzden de naziktir, affedersin. Bütün hayvanattan insan naziktir. Kedilerden de naziktir. Köpekten de naziktir. Şimdi insanın nezaketi nereden anlaşılıyor? Bakınız, bir örnek vereyim. Şimdi selam verdiğin zaman bir insana aleyküm selam der. Ve hiçbir problem yok. Selam vermediğin zaman bir selam vermemeyi deneyin. Selam vermemeyi deneyin. Geçin yanından. Selam vermeden geçip gidin. Hey, ben sana ne yaptım ki? Ben sana bir şey mi yaptım? Niye bana selam vermiyorsun? Selamsız niye geçiyorsun? 50 türlü kafasına sorular uyanır. Neden bana selam vermedi? Bana küs mü? Ben ona bir şey mi yaptım? Ben onu niye kırdım? Bana niye kırgın? Ne oldu? Aramızda bir şey mi var? Ve bu sorulardan geçemiyor. Ve sen bu sorulara cevap da veremiyorsun. Ama selam verdiğin zaman sıkıntı yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu nezakettir. Bu hiçbir hayvanda yoktur. Hiçbir hayvanda bu yoktur. Selam vermeden bir hayvana, bir kediye yaklaşabilirsin. Bir böceğe, bir kuşa selam vermene gerek yok. O selam beklemiyor senden. Belki bir güler yüz bekliyor ama ona selamun aleyküm diyerek ona selam verip hal hatır sormana gerek yok. O beklemiyor. Bir yan bakış insana. Şöyle bir yan bakın. Bir yan bakın. Bir kızgın bakın. Bir düşünceli bakın. Ya da durduk yere gülmeye başlayın. Niye alay ediyorsun der. Kızgın bakın. Niye kızdın der. Yan bakın. Bir şey mi var hemşerim der. Yani bu insanın nezaketi çok ince duygulu bu insan. Çok ince duygulu, ince ruhludur. Bu insanın nezaketinden dolayı insana nazik yaklaşmamız gerekiyor. Selam vererek, işte yan bakmadan, selamun aleyküm, arkadaş nasılsın, bir ihtiyacın var mı soracaksak, düzgünce sorarak, kafasına soru işareti olmayacak şekilde sorarak o insana yaklaşmamız gerekiyor. Aksi takdirde insan naziktir, nezaketi buna el vermez. Kapısını çalmadan şak diye açtığımızda kapıyı niye çalmadındır? Kapı çalmak. Nereden çıktı kapı çalmak? Nezaket de var. Nezaket de var. O insanın kapısını çalmanı giremezsin. Mahremdir çünkü insan, mahremdir. Ama bir tavuğun kapısına şak diye girersin. Bir kedinin işte kulübesine şak diye girersin. Bir kuşun kafesini şak diye açarsın. Ama bir insanın odasına şak diye giremezsin. İzin al, izin istersin.
Girebilir miyim dersin? Müsait mi dersin? Müsait misin dersin? Bu nezakettir saygıdeğer izleyiciler. İnsan nazik yaratılmıştır. Buna benzer binlerce örnek verilebilir. İnsan nezaket sahibidir. İnsan hayvanat içinde en nazik bir varlıktır. En nazdar bir varlıktır aynı zamanda. Nazdar, nazlıdır. Nimetlere karşı Allah'a naz ediyor bazen. İnsanlara naz ediyor. Verilmediği zaman ağlıyor, üzülüyor. Aç kaldığı zaman ağlıyor. Açık kaldığı zaman ağlıyor, üzülüyor. Birisini kaybettiği zaman, bir dostunu kaybettiği zaman ağlıyor. İnsan nazdardır, nazlıdır. İnsan nazını ancak rahmet-i ilahiye çekebilir. Allah'ın rahmeti insan nazını çekebilir. İnsan nazını çekemiyor. Öf öf yeter sus artık. Bu değildir naz çekmek. İnsan nazını çekmek kolay değildir. Yaşlısı var, çocuğu var, genci var, hastası var. Kimin nazını çekiyoruz? Naz çekmek kolay bir şey değil. Ama bütün insanların nazını Allah çekiyor. Rahmet çekiyor. Nazdar insanın nazını ancak rahmet çekiyor. Ve en fakir. İnsan fakirdir. En fakirdir hatta. Mahlukatın en fakiri insandır. Hayvanatın en fakiri insandır. Varlıkların en fakiri insandır. Ve en muhtacı insandır. En ihtiyaçlısı insandır. Her şeye ihtiyaç duyar. Yok olan her şeye ihtiyacı vardır insanın. Ne ki yok ona insanın ihtiyacı vardır. Evet ve hayat dünyeviyece en müteellim. Dünya hayatına baktığımızda en elemli insan vardır. Ve en bedbaht. İnsan bedbahttır. Yani insan kötüdür. İnsan inanmadığı zaman insanın gücü kudreti yoktur. O insan zayıftır, zavallıdır. Gücü yetmez, kudreti yetmez. Hiçbir şey yapamaz insan. Bedbahttır. Kötü talihlidir tabir caizse. İnanarak insan Allah inancıyla ufku açılır, öne açılır, ahirete, ebediyete kadar açılır. İnanmadığı zaman insan bedbahttır, ölüme mahkumdur, cezaya mahkumdur, ayrılıklara mahkumdur, üzüntüye mahkumdur, ağlamaya mahkumdur insan. Bedbahttır. Ve istidatça en ulvi, insanın istidatları en ulvi, yüksek istidatları var. Meleklerden de yüksek. İnsan inandığı zaman meleklerin ötesine geçiyor. İnsan ruhu yüksektir. İnsan yüksek ruhludur. İnandığı zaman Allah'a fevkalade yüksek ruhla insan iman eder. Allah'ın büyüklüğünü tanır, azametini tanır, rahmaniyetini tanır, rahimiyetini tanır, şefkatini tanır, ulviyetini tanır, kudretini tanır. Ya yani insan Allah'ın sıfatlarını tanır. İnsan çünkü yüksek ruhludur. İstidadı yüksektir. Ve en yüksek surette, mahiyette insanı yaratsın da Cenab-ı Allah bu saydığımız sıfatlar içerisinde insanı yaratsın da onun müstahit olduğu ve müştak olduğu ve layık olduğu bir dar-ı ebediye göndermeyip insanı müstahit olduğu ve yani istidatlarını böyle yüksek yaratmışsa bu yüksek istidatlarına uygun bir cennet yaratması gerekiyor Cenab-ı Allah'ın. Yoksa bu yüksek istidatlar, bu yüksek duygular, kabiliyetler, ruhlar, bu yüksek duygular dünyadaki 5-6 sene, 50-60 sene bir hayatta çürüyüp gidecek şekilde yaratılmamıştır. Bu yüksek duygular cenneti hak edecek şekilde yaratılmıştır. İnsan merhameti, insanın adaleti, insanın yardımseverliği, insanın muavenetperverliği, insanın dostluğu, insanın arkadaşlığı, insanın sevgisi, insanın hatta kızgınlığı bile cennete layık şekilde yaratılmıştır. Ve cennette bunlar işe yarayacak biçimde yaratılmıştır. Dünyada bunları biz kullanıyoruz ama dünyada azını kullanıyoruz. Ve dünyada biz bunları ibadet ölçüsünde kullanıyoruz. Haksızlık yapmamak üzere kullanıyoruz. Harama girmemek üzere kullanıyoruz. Helal biçimde kullanmak üzere biz bunları kullanıyoruz. Ve helal biçimde kullandığımız Allah bunların mükafatını inşallah cennette bize verecek. Dolayısıyla cennete layık bir istidatla insan, duygularla, bir ruhla insan yaratılmış. Cennete müştak olarak insan yaratılmış. Cennete aşık ve istekli olarak insan yaratılmış. Ve böyle bir cennete layık olarak insan yaratılmış. Ve böyle bir insanı ebedi dar ebediye, ebedi memleket olan cennete göndermeyip, hakikati insaniyi iptal ederek, yani Cenab-ı Allah eğer böyle bir insanı yarattıktan sonra cennete göndermiyorum. Ölümle beraber insanlık hakikatini iptal ediyorum. Bitti. Yok. Bitti. Diye kendi hakkaniyetine taban tabana zıt. Kendi hakkaniyetine taban tabana zıt. Kimin hakkaniyetine? Allah'ın hakkaniyetine. Allah haktır. Hakkaniyet sahibidir. Hakikattir. Ve bizi insanı hakikat olarak yaratmıştır.
duygularıyla, ruhuyla, kalbiyle, vicdanıyla, aklıyla, bütünlüğüyle, camiasıyla insanı yaratmıştır ve insanı ebediyete namzet etmiştir, ebediyete müştak kılmıştır, aşık ve istekli kılmıştır. Böyle bir insanı bir noktada dar-ı ebediye göndermeyip bitirerek hayır, iptal ediyorum, insanın hakikati yoktur, iptal ediyorum diyerek iptal etmiş olsa kendi hakkaniyetine taban tabana zıt bir durum olur bu. Bu Cenab-ı Allah için mümkün olmaz. İmkan dışıdır. Kendi hakkaniyetine taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etmiş olmaz. Çirkin bir haksızlık etmiş olur. Aksi takdirde insanı dünyada ölümle bitirmiş olsa, insanın hakikatini ölümle bitirmiş olsa, insanı ahirete göndermemiş olsa, insanı ebedi hayata, insanı cennete göndermemiş olsa, insanı dünyada bitirmiş olsa, kendi hakikat nazarında çirkin bir haksızlık yapmış olur. Hakkaniyetine taban tabana zıt bir iş yapmış olur. Cenab-ı Allah bundan müstanidir. Cenab-ı Allah bundan münezzehtir. Cenab-ı Allah bunu yapmaz. İnsanı yarattığı gibi duygularıyla, ruhuyla, kalbiyle, aklıyla, vicdanıyla, bütünlüğüyle, bütün kapsamlı duygularıyla yarattığı gibi insanı Allah'ı bilen, Allah'ı takdir eden, Allah'ı iman eden, zikreden, Allah'ı anan insanı Allah ölümle beraber ebedi cennete alacak. Onu ebedi cennette ebedi ihya edecektir. Aksi takdirde inşallah hakikat nazarında Allah kendi hakkaniyetine taban tabana zıt bir haksızlık yapmış olur. Allah bu haksızlıktan münezzehtir. Benim Cenab-ı Allah cümlenizi hak ismiyle muamele buyurdu ve cennetine aldığı kulları zümresine ilhak eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Thank you.